Evet, iyi ki varsın. Devam ediyor. Kiminle mi devam ediyor? Uzman estetisyen İmren Öztürk'le devam ediyor. Sevgili İmren, hoş geldin. Hoş bulduk. İmren, teşekkür hoş ederim. Geldin. Yine merhaba. Konuk ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Evet. Yine tüm güzelliğiyle bu maşallah. Sefer, bu sefer ne yapacağız? Bu sefer domates mi vardı? Domates bu mi? Bu sefer domates biber var. Biber yok, domates sadece. Evet. Bu bölümde domates var. Domates var. Hayırdır, patates inşallah var. Yemek mi yapacağız? Ne yapacağız İmren? Vallahi çok güzel. Lekeli ciltler için. Vallahi. Lekeli ciltler için özel bir maske ve özel bir peeling yapacağız. Ve tamamen kırışıklıklara yönelik de patatesin tamamen patatesin içerisindeki minerallerden tamamen faydalı özel bir niçin maske yapacağız. Bunu ya? Eğlence olsun ya, olay yapmıyoruz tabii ki. Şimdi yaz, şimdi yaz geliyor artık ve kış son dönemler artık lekeler için yapılabilecek tedaviler. Bu ürünler evde herkesin elinin altında olduğu için herhangi bir merkeze ya da bir yere gitmelerine gerek yok. Her gün uygularlarsa yaza daha lekesiz bir ciltle girebilecekler. Ne güzel. Cilt lekeleri niye oluyor hakikaten? Cilt lekeleri hormonsal problemlerden, güneş lekelerinden oluşabiliyor. Onun dışında sivilce ve akne izleri, işte kozmetik ürünler gibi birçok aslında dış faktörler de lekelerimize maalesef ortaya çıkartıyor. Güneş. En güçlü şey tabii ki güneş. Gerçekten güneşten korunmak iyi. Evet. Bu domatesin nasıl bir faydası var şimdi? Domatesin içerisinde en güçlü antioksidan likopen var. Bu kırmızı meyvelerin aslında hepsinde var. Cilde inanılmaz çok etki sağlıyor. Laktik asit var, cildimize canlılık ve parlaklık veriyor. Onun dışında bunun gibi birçok asit ve mineraller var. Bunlar da cildimize aslında tüm cilt tipleri için inanılmaz iyi geliyor cildimize. Lekeli ciltler de yapabilir, cildine canlılık vermek için de yapılabilir. Ayrıca domatesin içerisinde yine pH değerini dengeleyecek ve yağ ve kuru ciltler için de uygulanabilecek bir mineral var. Bu da cildimize çok ciddi anlamda iyi geliyor. Yani tüm ciltler aslında uygulayabilir. Sadece lekeli ciltler eğer ki haftada 2-3 gün yaparsa daha çok etkileneceklerdir. Yani bir kez değil 2-3 kere olsun diyorsun değil mi? Yani haftada 2-3 kere. Yani elinin altında olan bir şey. Zaten şimdi yapacaksın da göreceğiz. Evet. Ama ne kadar kalsın diye merak ettim. Yani haftada 2 veya 3 kere yaparlarsa 20'şer dakikadan 20 dakika kalabilir. Evet. Geçen hafta da öyle 20 dakika demiştim. 20 dakika. Genelde mergiler, evet, 20 dakika, 15-20 dakika. Aslında evde bir şey ya da temizlik yaparken de bu işte herhangi domates maskesini yaptı. 30 dakika da olabilir. Ama tabii ki yani çünkü cilde zararı yok. Tamamen sebze. Ya, yiyorsun zaten. Evet, sebze. Yediğimiz bir sebze. Evet, yani. Domates, diğeri de patatesli değil mi? Evet, diğeri de patates. Patatesle beraber de cildimize kırışıklıklara ani bir şok etkisi. Çünkü içerisinde güçlü bir potasyum var. Bundan dolayı ciltte ani bir kırışıklıklarda açılma sağlıyor. O da öyle özel bir tarif. Mesleğini arada mesleğini elinden yapacak. Alıyor patates. Bir patates haberin var mı? Tamamen sebze ve meyvelerle ilerliyoruz. O halde şimdi bunu uygulamalı olarak görelim. Evet. Kim gelsin? Ezgi gelsin. Ezgi gelsin, Ezgi'nin o güzel cildini daha da güzelleştirdiğimiz domates ve patates maskelerimizle yapalım mı? Tabii ki. Hadi. Evet, cilt lekeleri için şimdi bir takım kürler yapacağız. Evet. Sevgili İmren Hanım bizimle birlikte. Nasıl yapacağız? Bize bir anlatın. Şimdi bir önce cildimize uzanabiliriz. Tamam, buyurun Ezgi Hanımcığım, siz uzanın lütfen. Onu birazcık yanına alalım. Kendi kenara mı alalım? Evet. Tamam, şöyle yaparız sonra. Neyse buradan yapalım ama tamam. Aslında dökmeyelim. Uygulamada yapacağım için. Peki. Nasıl yapıyoruz? Elimizi alabiliriz. Tamam. Buyurun. Öncesinde peeling yapacağız. Karbonat ve... Karbonat mı? Evet, karbonatla. Yani bir çay kaşığı kadar karbonat. Ve biraz da yoğurt. Çay kaşığı kadar yoğurt. Çay kaşığı kadar yoğurtla bunu tamamen sıvı hale getiriyoruz. Kıvamını şöyle gösterelim. Karbonat ve yoğurt karışımını krem kıvamına krem geldi. Kıvamına getiriyoruz. Bunu sonra cildimize maske olarak, peeling olarak uygulayacağız. Uygulayalım. Bir fırçamız olsa evet, daha fırçamız... da pratik olurdu ama yok. O halde elimizdeki imkanlarla bakalım nasıl yapacağız. Kaşıkla. Şu anda yoğurt maskesi yapıyoruz. Birazdan domates yapacağız. Karbonatlı yoğurtla. Bu ne işe yarıyor karbonatlı yoğurt? Bu da ciltte lekeleri yine lekelere yönelik. Cildimizdeki lekeleri açmak için. Evet. Maskeden önce cildimizi tamamen derinlemesine temizlemiş oluyoruz ki. Evet. Sonrasında maskemizin etkisi. Ağzını yesin, yiyelim. Sorun yok. Karbonat ve yoğurtla başladık. Bunu. Lekeleri iyi geliyormuş.
Bunu öğrendik. Evet, her maske gibi bu da ne kadar kalıyor ciltte? Peeling bu. Evet. Masaj yoluyla cildimiz yani, temizlenene kadar evet, biraz peki. Cildimizde hafif yani bir kuruma olacak. Yani. Evet. Doğru. Aynen. Yüzeydeki öyle. Ölü tabakayı tamamen alacak. Evet. Peki. Haftada ne kadar yapalım bunu? Haftada dediğim gibi maskeden önce 2 kere veya 3 kere yapılabilir. Herhangi bir zararı cilde yok. Özellikle lekeli ve kuyu ciltler bunu 2 ve 3 kere yapılabilir. Kuru ciltler çok fazla yani haftada 1 kere yeterli olacaktır. Oh mis oldu mis mis. Evet, şimdi bunu. Sonra? Sonrasında bunu temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz peki. Evet yoğurt ve karbonat. Yoğurt ve karbonat. Oluşan peelingimizi yaptık. Cildimizi temizliyoruz. Bir taraftan da yiyor Ezgi bunları. Olsun. Sakıncası yok. Bilsindir, yenebilir. Efendim, yoğurt ne de olsa. Değil mi doktorcuğum? Tabii, karbonatla mide acısına iyi gelir. Devam. Hem yiyin hem yapın. Yani yediğiniz şeyi cildinize sürüyorsunuz. Neticede evet. Hiçbir yan etkisi olmadığı gibi faydalı. Sonra? Şimdi geliyoruz yoğurt maskemize. Evet. Şimdi yoğurdu kullandık. Şimdi evet. Domatesi mi kullanacağız? Domatesi kullanacağız. Peki. Biraz. Bunun içine koyacağız ama herhalde evet, değil mi? Bunun içine ilave edebiliriz. Domatesi sanırım. Tek başına mı kullanacaksın? Yok, un kıvam vermek için un kullanacağız. Önce karbonat. Evet. Karbonat değil yok, mi? Yok, bu un sanırım. Yok, karbonat. Karbonat tamam. Olsun. Karbonat. O un. Un önce olarak un koyuyoruz. Niyet önemli. Evet. Un ve domatesi un karıştırıyoruz. Un ve domatesi karıştırıyoruz. Tamamen unu kıvam vermek için kullanıyoruz. Için kullanıyoruz. Evet. Sonra? Yine bunu da biraz katılaşana kadar. Karışını hatta şöyle göstereyim evet. De ben ekrana da gelsin. İmrancığım yardım ediyorum sana bir taraftan evet. Yorulma diye. Evet domatesimizi unla karıştırmak suretiyle kıvam arttırmış olduk. Çünkü yüzümüzde biraz daha kalmasını istiyoruz. Evet. Çok sulu olursa şık diye akar. Akmaması için unla karıştırdık. Evet. Hatta biraz daha bile karıştırabiliriz. Evet, bak. Evet. Unumuz çokmuş. Biraz daha koyalım. Tam bir karışım olsun. Ve krem kıvamına mı getirmeye evet, çalışacağız? Evet, krem kıvamına getirmemiz tamam. Gerekiyor. Devam biz edelim. Domatesi biraz fazla koyduğumuz yine için. Yine görünmüyormuş. İzinle ben şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi görülüyor değil mi sevgili reji? Canım yönetmenim ve biricik ekibim. Evet, şu anda görülüyor. Esra eline yakıştı seni ya. Elime yakıştı vallahi. Benim, SSM o zaman. İkinci işin hazırlı. Bu işe gireyim bari. Peki sonra bunu artık cilde herhalde sürmenin zamanı geldi. Buyurun. Evet. Şimdi lekeler için değil mi? Cildimize lekeler için haftada 2 veya 3 kere uygulayacağız. Domates kullanıyoruz. 1 tane rendelenmiş domates. Hı hı. Ve kıvam yani krem kıvamına getirmek için ise un koyuyoruz. Evet. Ve Ezgi'nin haftada 2 ve 3 kere uygulayabiliriz. Yüzünde bunu cildimizdeki uyguluyoruz. Cildimizdeki lekeler için. Haftada 2 ya da 3. Haftada 2 veya 3. Peki. Oh. Ferah ferah. Sevgisi, evdeki malzemelerle. Mis mis. Evet hakikaten bir yumurta kırsak menemen olacak. Vallahi vallahi çok güzel oldu. İşte bu. Bunu ayrıca dekolte için dekoltemize yapabiliriz. Dirseklerimize yapabiliriz. Boynumuza yapabiliriz. Aslında cildimizin birçok noktasındaki lekelenme problemi olan yerlere uygulayabiliyoruz. Evet. Peki. Bunun dışında bir de patatesimiz vardı. Biz bu patatesle ne yapacağız? Süt görüyorum. Lazım ise içebilirim evet. Ben. Ne yapacağız patatesimizi? Evet. Buyurun. Patatesi mikserden geçirdikten sonra sütle beraber karıştırarak yine krem mikserden geçirmemiz gerekiyordu. Geçiremeyeceğiz evet, şu anda. O zaman ezelim çatalımızla.
Şimdi patatesi ezip patatesi eziyoruz, sütle karıştırıp bu da cildimize inanılmaz doğal bir şekilde kırışıklıklar için doğal bir maske. Ani cildimizde bir şok etkisi yaratıyor. Özel yemekler, özel davetlere gitmeden önce, evden hazırlanmadan önce tamamen bunu yapıp uygulanarak çıkılabilir. Tabii ki yıkanmanız gerekiyor. Hem siz şok oluyorsunuz hem eşiniz. Size patatesi girince adam şoka giriyor tabii. Evet, üstüne sütü ilave edelim. İlave ediyoruz. Tabii burada potasyum Ezgi hazır ol geliyor. Sildik mi bir önceki maskemizi? Bir temizleyelim mi İmrancığım? Ne yaptık? Patatesi haşladık. Tabii siz evdeki robotunuzdan geçirirsiniz. Ben de robot olmadığı için ben kendi işimi kendim yapmayı tercih ettim. Sütle karıştırıyorsunuz. Sonra bunu yüzünüze uyguluyormuşsunuz. Tabii ki bunu uzmanımız uygulayacak. İmran Hanım şimdi Ezgi'nin yüzünde bu yaptığımız şahane karışımı uygulayacak. Lekeleri iyi geldiğini öğrendik. Öyle mi İmran Hanım? Bu uygulama kırışıklıklara iyi geliyor. Tamamen kırışıklıklara. Evet. Botoks etkisi oluşturan. Botoks etkisi yaratıyor. Sütlü patates. Buyurun. Evet. Buyurun. Başladık. Kadir de odama ona bakıyor. Biraz şok daha sütle tabii ki bunun kıvamını arttırmamız gerekiyor. Hemen burada arttıralım. Tamam. Bak bunları öğren doktorcuğum. Tabii. Çok önemli. Yani lazım olabilir bir gün. Ben bunları genelde yemek için kullanıyorum. Evet yani yenmesinde de mahsur olmayan şeyler bunlar. Tabii Ezgi gözünü sakın açma. Şu anda gözünde de biraz var. Evet şahane oldu. Bir daha bakalım şöyle. Oo, bak yakından görüyor musun? Mis. Evet. Ben her şeyin doğalını seviyorum. Bence. Gerçekten evde ne varsa. Patates, domates, yoğurt. Sürüyoruz ama vallahi hanımlar öyle yapıyor. Benim annem hiçbir şey atmaz. Bir şey doğrarken yaparken yapıştırır verir onun kabuklarını yüzüne. İşte misler gibi oldu. Onun dışında harika. Kırmızı meyvelerden, çilekten, kividen, ananas gibi birçok meyvenin sularından ve çekirdeklerinden de cildimize maskeler, peelingler yapabiliyoruz. Artık yani tamamen kozmetik için para ayırmaya gerek yok. Evdeki doğal ürünlerden de yapabiliyoruz. İşte bu kadar. Ezgi'cim ne hissediyorsun sen onu söyle bakalım bize. Yüzüm şu an bir ferahladı. Böyle şeyler hissediyorum yüzümde. Hareket var diyorsun. Evet hareketlenme var. Geriliyor musun şu anda? Var mı gerginlik? Ya gerilme yok da yani sanki yeniden doğmuş güçlü bir şekilde potasyum uyguladık. Aslında patateste çünkü çok güçlü bir potasyum olduğu için cilde uyguladığımız için de cildinizde şu anda birazcık gerilme ve ferahlık ve biraz gerilme hissedebilirsiniz. Az sonra seçeceksin. 20 dakika var çünkü. Tabii bunu yaptığınızda beyefendi evde olmamalı. Onun karşısına böyle çıkmayın. O yokken bu işleri halledin. Geldiğinde bunları silip fresh yüzünüzde tazecik açın kapıyı diye bir alt metinde vermekte fayda görüyorum. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili İmran geldin ve bu güzel maskeleri bize tarifledin. Aynı zamanda uygulamalı olarak gösterdin. Bir sonrakinde farklı tarifler bekliyoruz. Bu sefer meyvelere geçeceğiz sanırım. Evet. Sırada ne var? Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.